Değerli arkadaşlar, tekrar selamlar. Bir dersimizde tekrar yine birlikteyiz. Bu defa da Zotero'da farklı bir özellik üzerinde konuşmak istiyorum. Özellikle Zotero'nun ana sitesine geldiğimizde, online olduğumuzda, bakın ben şu anda online arkadaşlar. Yani online dediysem, yani login olduğumuzda grup yapabilme imkanımız var. Yani nasıl grup yapacağız? Demek istediğim online olarak mesela farklı yerlerde bulunan arkadaşlarınızla birlikte bir proje geliştirmişseniz ve bunu da Zotero'da mesela yansıtmak istiyorsanız Zotero'nun altyapısı buna müsaittir. Farklı şehirlerde, farklı ülkelerde bulunan arkadaşlarınızla birlikte literatür taraması yapabilirsiniz. Aynı zamanda mesela Zotero'ya ekleyebilirsiniz ve arkadaşlarınızın ne tür bir fişleme çabası içinde olduğunu görerek farklı literatür çalışmaları sonucu elde edilen kaynakları görmeniz mümkündür arkadaşlar. Hemen onun nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle mesela Zotero programına geri geldim. Bakın ben bir tane örnek yaptım. Şu anda grup kitaplıkları diyor. Birden fazla grup kitaplığı meydana getirebiliriz arkadaşlar. Burada meydana gelen değişmeler genellikle online meydana geliyor. Yani buradaki gibi kitaplığımdaki gibi mesela bir klasör olayı yok burada grupta. Grupta genelde tek klasör var. Onun üzerinden gidelim arkadaşlar. Bunu nasıl meydana getirdim? Bunu buradan meydana getirmem mümkün değil. Daha çok mesela bu kısmı meydana getirmem mümkün. Şurayı meydana getiriyorum. Denemem kısmını ise online olarak meydana getiriyorum. Zotero programına girdim. Girdikten sonra yani Zotero'nun web alanına girdim. Girdikten sonra daha önceden kullanıcı adı ve şifremi elde ettikten sonra giriş yaparak alanıma geldim. Alanıma geldikten sonra da arkadaşlar burada grup denen bir link var. Oraya tıklıyoruz. Oraya tıkladığımızda burada bakın ben örnek bir grup ismi yazdım. Burada bir takım mesela menüler var. Bunlar İngilizce olması sizi hemen biraz korkutmasın. Gözünüz alışınca anlamlarına da alışacaksınız. Yani hızlı bir şekilde gözünüz alışacaktır. Burada yeni bir grup mesela meydana getireyim. Oradan birlikte görelim. Mesela deneme 2 diyelim arkadaşlar. Bakın böyle de bir adres çıkıyor. Grup ismi veriyor arkadaşlar. Hemen grubu meydana getiriyorum. Meydana getirmeden önce burada bir takım mesela özellikler var. Mesela diyor ki yani grup özel mi olsun? Yani dışarıdan insanlar da mesela katılabilir mi? Yani üyelik sistemi grupta olsun mu? Yani sadece davetle mi üye kabul etsin? Ya da isteyen herkes gruba dahil olabilir mi? Bununla ilgili bir takım mesela seçenekler var. Biz bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra grubu meydana getiriyoruz. Bakın deneme 2 başladı. Burada grup özellikleriyle ilgili mesela yazılar var. Açıklamalar var. Bunları seçiyorum. Kendimce uygun olanı. Ondan sonra da Save Settings diyorum arkadaşlar. Evet, deneme 2 mesela başarılı bir şekilde oluşturuldu. Oluşturulduktan sonra ben mesela tekrar Zotero bölgesine geliyorum. Bu kısma bir yenileme yapacağım. Yani burada dikkat ederseniz bakın mesela eşitlemeyi gerçekleştirdim. Eşitlemeyi gerçekleştirdikten sonra bakın deneme 2 klasörü hemen geldi arkadaşlar. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Bu şu işime yarayacak arkadaşlar. Klasörü meydana getirdim. Bakın burada iki tane grubum oldu. Bir bu, bir de burada. Diyelim ki mesela bir projede burada çalışıyorum. Başka bir projede burada çalışıyorum. Burada bu grupların sahibi benim arkadaşlar. İstediğim şekilde yönetebilirim. Zaten burada da var. Manage profil. Hani grup profilini belirle. Ondan sonra üyeleri belirle. Mesela manage members dediği zaman burada grubun sahibi olduğum için yönetici benim. İstediğim kişiyi davet ederim. İstediğim kişiyi de gruptan çıkartabilirim. Sıkıntı yok. Burada bu davet ederek mesela yani Zotero'da davet yöntemiyle mesela gruba üye kazandırabilirim. Tabii diyelim ki başka bir arkadaş da mesela sizinle birlikte çalışıyor fakat aynı bulunduğunuz şehirde değil. Arkadaş diyelim ki farklı bir şehirde. O da bilgisayarda çalışmalarını gerçekleştiriyor ya da bir kütüphane geziyor. O kütüphaneden mesela bir takım kaynaklar buluyor, literatür buluyor. Bunu mesela bir potada buluşturabiliyorsunuz. İşte Zotero'nun da bu özelliği bunu mümkün kılıyor arkadaşlar. Diyelim ki arkadaş da Zotero'ya üye oluyor. Bir kullanıcı ismi elde ediyor. O kullanıcı ismini mesela size gönderiyor. Siz de buradan onu aratıyorsunuz, buluyorsunuz arkadaşlar ya da yazıyorsunuz. Ondan sonra invite yapıyorsunuz. Yani onu davet ediyorsunuz.
Davet ettikten sonra da bu arkadaşla birlikte özellikle onu da Zotero programına açıyor. Şu klasörlerden bir tanesinde mesela hangisine üye ettiyseniz. Bu da bu sefer buradan başlıyor mesela üretmeye. Yani hem kendiniz görüyor, burayı görmüyor tabii, burayı görüyor arkadaşlar. Yani şu kısım size özel, bu kısım ise arkadaşlar paylaştığınız arkadaşlar tarafından gözüküyor. Bu güzel bir şey. Yani neden? Farklı insanlar farklı literatürler bulabilirler. Bu farklı literatür taramasından elde edilen kaynakların mesela bir bölgede gösterilmesi, yani paydaşlara gösterilmesi gerçekten farklı bir fikir yapısının ortaya çıkmasına da neden olacaktır. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Grup bölgesine geldim. Geldikten sonra bakın deneme. Grup library. Şu anda da grup library'nin içine giriyoruz. Bakın deneme 2'nin grup library'sine giriyoruz. Evet. Evet, o da aynı şekilde bakın mesela burada da klasörler meydana getirebilirim. Eser ekleyebilirim. Mesela bakın bir klasör getireyim. Şu anda online çalışıyorum. Dikkat ederseniz internete bağlayayım. Mesela bir klasör getirelim. Mesela diyelim ki Celal. Örneği klasörü. Tamam. Ondan sonra create. Evet, klasör geldi. Bu klasör hemen otomatikmen Zotero programına da yansıyacaktır. Biz nerede değişiklik yaptık? Evet. Deneme 2'de arkadaşlar. Bakın deneme 2'deyiz. Yani şu deneme 2 klasörün altında bir klasör daha meydana gelecek. Onu tekrar hemen eşitleme yapıyorum. Bakın eşitleme yaptıktan sonra klasör buraya gelip geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Geldi, yerleşti. Online olarak da arkadaşlar, online olarak da burada mesela eser ekleyebiliriz. Bakın şurada. Bununla ilgili ayrı bir ders daha çekeceğim. Burada mesela item, yani bir eser ekle. Ondan sonra bakın burada ne tür eser ekle. Diyelim ki mesela kitap ekle. Buradan continue dediğimizde buradan başlıyor işte artık eserin özellikleri işte item type, yani eserin türü, ekleyeceğimiz künyenin türü, eserin başlığı, eserin yazarı, farklı yani başka yazar varsa orada mesela bir yazar da ekliyoruz. Bunu hep otomatik yapıyoruz, online yapıyoruz. Hatta bazen mesela Zotero programına bile gerek kalmıyor masaüstünde. Ondan sonra özet varsa yazıyoruz. Eğer o bir dizinin yani bu künye bir diziye aitse onu yazıyoruz. Seri numarasını yazıyoruz. İşte cildi yazıyoruz. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bunlar mesela genellikle global kelimeler. İşte edisyon, yani kaçıncı baskı. Nerede yayınlandı? Publisher, yayıncısı kim? Evet, bunları kaydettikten sonra eğer burada bir eser kaydediyorsak otomatikman buraya da yansıyacaktır. Bu da bizim için önemli bir özellik arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde Zotero programının farklı şehirlerde bulunan insanlarla nasıl ortak bir potada çalışabileceğini, nasıl mesela yani eşgüdüm olarak literatür taraması yapıp bu literatür taramasından elde edilen künyeleri farklı yerlerde bulunan kullanıcılarla birlikte bir alanda nasıl gösterebiliriz konusuna değinmeye çalıştık arkadaşlar. Bazen böyle konuşmalarımda sıkıntılar oluyor. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Daha da güzel konuşmaya çalışacağım arkadaşlar.